Arkadaşlar hepinize merhaba, ben Fırat. Bugün sizlerle reisinizin 4. versiyonunu, uyanışını nasıl yapacağınızın 3. bölümünü anlatacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi benim aşağı kısımda awakening gibi uyanışımın olduğunu ve arkamda bakın kuyruğumun olduğunu, enerji barımın altında ise reisimin barımın olduğunu görüyorsunuz. Peki, buradan sonrasını ne yapacağız? Bir önceki videomda size hatırlarsanız yorumlarda da yazdım. Tam olarak Trials'ların sonunda ne yapacaksınız? Mesela bakın siz bir tane Trials'ı yaptınız. Sonra Ancient One'la gelip konuşacaksınız. Size daha çok çalışman gerektiğinden bahsedecek. İşte ilk seferde 3 kere Awakening barını doldurup kullanacaksın. İkinci seferde 5 kere. Peki tüm gear'ları yani şu Ancient Clock buraya gittikten sonra oradaki tüm şeyleri seçtikten sonra ne yapacağız? Arkadaşlar buradan sonra Ancient One'a geliyoruz. Bakın. Tamam arkadaşlar, kısaca bize diyor ki işte bir sonraki trial'a katılmak için seninle 3 tane işte training session'dan geçeceğiz diyor. Çalışacaksın hani 3 tane diyor. Bu senin transformunun daha uzun sürmeni sağlayacak diyor. Bakın ben de upgrades completed 1-3 diyor şu an. Teach mi diyorum. Bana çalıştığında geri gel diyor. Peki burada ne yapacağız arkadaşlar? Ben bunun ilkini yapmak için şurada gördüğünüz gibi bir tane yaptım. Bir tanesini yapmak için 4 kere transform'u kullandım. Hemen onun nasıl yapıldığını da göstereyim size anlatırken. Bakın arkadaşlar, reisinizin barını doldurmak için ya NPC'ler yardımıyla, bakın ben şu an vuruyorum ve bakın aşağıda doluyor. Bu arada size vurduklarında da doluyor. O yüzden size vurmalarını da sağlayayım, siz de vurun. Ya da arkadaşınızdan yardım alın, arkadaşınıza vurun, arkadaşınız size vursun. Öyle daha hızlı doluyor. Şimdi bakın, ben aşağıdaki barımı dolduruyorum. Barımı doldurduktan sonra klavyede Y tuşuna bastığımda reisimin awakening skillini kullanacağım. Hatta size mint'in de kullanımını gösteririm. Bu arada her reisin 2 tane özel gücü var. İkisinden birini seçmeniz gerekiyor. Ben kendim mint'te şeyi seçtim. Hortumu seçtim. Yani ben dash attığım zaman, bakın şöyle dash attığım zaman arkamdan hortumlar çıkıyor. Diğerini seçerseniz de sanırım yanlış bilmiyorsam Q'ya basılı tutarsanız daha uzun dash'ler atıyorsunuz. Yani kısaca sizin daha hızlı gitmenizi sağlıyor. Hangisini istiyorsanız onu kullanabilirsiniz. Onu seçtikten sonra galiba değiştirebiliyorsunuz. Tam emin değilim. Yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. Bakın bar doldu ve ekranım yeşil oldu. Klavyeden Y tuşuna bastığımda dönüşümü gerçekleştiriyorum. Ve şimdi bakın statlarıma bakın. Gördünüz mü? Hepsi max oldu. Bakın. Gun da 2694 oldu. Bloodsprout da 2694. Şu an ben mesela Gun'la buna vurursam bakın hasar çok büyük, gördünüz mü? Ve bakın şu an ben Q'ya basınca arkamdan hortum bırakıyorum. Ben bunu seçtim dediğim gibi. PP de işime yarar. Bakın şöyle sıkıştırırsınız rakibinizi hortumunuzla. Sonra kombonuzu yaparsınız. Ama siz ben hızlı gitmek istiyorum, hani PP ile çok alakam yok diyorsanız eğer diğerini seçebilirsiniz. Onda da Q'ya basılı tuttuğunuzda daha ileri atıyor sizi. Ama ben dediğim gibi ben hortumu seçtim. Mink'i öneriyorum. Hani Mink güzel bir ırk ama PvP oynayacaksanız eğer daha çok işte Human, Cyborg tarzı reisi kullanabilirsiniz. Bu arada görünüşünü de şöyle gösterelim. Şöyle gidelim. Bakın havadayken bile bırakıyor onu. Siz Q'ya bastığınız sürece onu bırakıyor arkadaşlar. Şöyle. Bu arada ben tekrar 5 kere kullandım ırkımı. Gidip kontrol edeceğim. Bakın görünüşümüz de böyle. Görünüşümüze de bakalım. Hatta ben şeyimi çıkartayım. Şuradan aksesuarımı çıkartayım. Bakın. Görünüşümüz böyle. Mink'imiz Mink olarak. Saç ekleniyor, kuyruk ekleniyor. Şimdi bir de bittiğini de görelim şurada. Ne olduğunu anlayayım biterken de. Bakın şu an bar bitiyor. Ve bitti. Eski halimize geri dönüyoruz. Saçımız vesaire gidiyor. Şimdi ben tekrardan reis skillini 5 kere kullandım. Yani 5 olduğundan emin değilim. Bir önceki 5'ti. Belki bu 6 olabilir, 7 olabilir, 8, 10 herhangi bir şey olabilir. Şu an zaten gereksinimleri çoğu kişi bilmiyor. Ben de deneyerek bakıyorum. Bu videoyu çekiyorum. Bundan da emin değilim devamında ne olur. Hani öğretici olsun. Bilmeyen arkadaşlar öğrensin, ne yapacaklarını öğrensinler en azından. Bu arada Fragments'a ihtiyacınız var. Sürekli giriş bileti almanız gerekiyor Red Hat Essence'dan. Bakın tekrardan gidiyoruz konuşmaya. Race skill'inizi kullanacaksınız dediğim gibi. Eğer kullan, hani size daha çok çalış ve bana geri gel diyor. Onun demesi race skill'inizi kullanmanız.
Onu demeyi bırakana kadar kullanacaksınız arkadaşlar. Bakın geldik tekrar. Bakın bana bir sonraki için hazırsın diyor ve 2250 fragments istiyor. Ben buy diyorum. Perfect dedi ve bakın transformation upgrade dedi. Yani şu an ben daha uzun süre kalacağım. Ve şimdi bakın sonuncuyu da yapacağım. Teach mi diyorum, bana daha çok çalıştığında geri gel diyor. Şimdi ben gidip onu tekrardan 5 tane yapacağım. Eğer 5 tane mi tam emin değilim. 5 tane olmazsa zaten videoyu açar söylerim. Şimdi ben durduracağım. Onu bitirdiğinde tekrar geri geleceğim. Evet, ben tekrardan yaptım. Şimdi geliyorum. 5 tane oldu dediğim gibi. Geldim. Bakın bize diyor ki bir sonraki upgrade için hazırsın. 5 kere yapmamız tekrardan yetti ve bunu tekrardan aldım. Ve tekrardan konuşuyorum ve bana bir sonraki trial için hazır olduğumu söyledi. Yani ben tekrardan geleceğim buraya. İşte full moon olacak. Geleceğim, bekleyeceğim ve basacağım. Bir sonraki trial'a gireceğim. Hatta ben şöyle yapayım. Hazır başlamışken size bir tane nasıl yapıldığını en azından göstereyim trial'ın. Ben şimdi 3 kişi bulayım. Yani ben hariç 2 kişi oluyor bu. Ben 2 kişi bulduktan sonra videoya devam edeceğim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tane benim hesabım, bir tane de başka yabancı bir oyuncuyu buldum. Ve şu an güneş batıyor gördüğünüz gibi. Bir tane trial'ı en azından hani size göstereceğim. Şimdi bakın ben şöyle söyleyeyim yerine geçsin. Tamam, şimdi bakın. Kendisi burada kapıda bekliyor. Benim hesabım, yani diğer hesabımdan bahsediyorum. O da burada. Ben onu telefondan kontrol ediyorum. Çünkü şu an başka birini bulamadım. Bir kişiyi bulabildim bana yardım edebilecek. Ben de buradayım. Şimdi full moon olduğunda ben videoyu tekrar başlatacağım. Evet arkadaşlar, şu an kararmaya başladı. Birazdan yukarıda full moon şeyi geçecek. Ben de geriye sayacağım. 3'ten geriye sayacağım. Go dediğimde aynı anda kullanacağız. Ben telefondan iki hesabı kontrol ediyorum. Bir tanesi telefondan, bir tanesi bilgisayardan. Şimdi gördüğünüz gibi yazıyorum. 2 1 dedim. Go dedim ve skillerimi aynı anda kullandım. Ben ilk önce budayı telefondakini halledeceğim. Daha basit olduğu için bir tane boss'u öldürmem gerekiyor sadece. Hemen onu öldürüyorum telefondan. Boss'u hemen öldürdüm. Yan hesabımdan. Şimdi Mink'e başladık. Bakın. Mink'te puzzle'ımızda böyle bir maze var. Labirent yani. Labirenti bitirmeniz gerekiyor süre içerisinde. Yetiştiremezseniz tekrar tekrar yapana kadar, yani full moon bitene kadar denersiniz. Tabii grubunuz bu konuda ne hisseder bilmiyorum. Yani hızlı olmaya çalışın. Daha doğrusu bulmaya çalışın. En zor puzzle'ın yani labirent olduğuna inanıyorum açıkçası. Çünkü bulması gerçekten zor. Bakın ben hala arıyorum ve hala da bulamadım yani. Gerçekten bulması en zor puzzle yani bu ve buldum. Şimdi burada hesaplarımı, daha doğrusu bir hesap benim. Hesabımı öldüreceğim. Bu hesabı öldürüyorum. Bu da bana yardım eden kişi. Bakın öldürdüm. Ve şuraya bir ışık geldi size anlattığım gibi. Bu ışığı şimdi takip edeceksiniz. Race uyanışınızı tamamlamak için. Uyanışı da böyle yapıyorsunuz. Bu arada hepsini böyle yapacaksınız. Haberiniz olsun. Bakın gidiyorum yukarıya. Yukarıya geldim. Sonra buraya geldim. Interact dedim. Ve bakın. Bununla konuşuyorum. Ve son olan gear'ımın dördüncüsünü buraya koyuyorum. Ve burada da deşimin gücünü kullanıyorum. Ve ben şu an aslında Mink'in tüm uyanışlarını, yani hepsini tamamladım. Daha benim Mink'le alakalı hiçbir şeyim kalmadı. Yani bana sorarsanız Mink ırkı en zor yapması. Çünkü o labirentin içinde labirent sürekli zorlaşıyor. Siz trial yaptıkça labirent de zorlaştığı için onu yapması bana sorarsanız en zor. Onu da YouTube'a yüklerim. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.